Demek ki B planına geçiyoruz. A planını tercih ederdim ama... Madem ki bu noktaya gelme konusunda azimlisin. Bu ne? Bu dosyada Amerikan ve İngiliz bankalarından aldığım yatırım garantili teminat mektupları var. Yurt içinde çalıştığım bankanın da kredi limitiyle toplam 3 milyon dolarlık para kullanma hakkımız doğuyor. Bu durumda şirketin otel yatırımı konusunda yeni temsilcisi olarak... ...ortaklık koşullarını mevcut şartlar çerçevesinde konuşmaya devam edelim diyorum. Şirketimizin yeni temsilcisi olarak sor bakalım. Bu kredilerin faizlerinin altından nasıl kalkacaklarmış? Bu onların sorunu. Amerikalı ortaklarınızı hemen davet edin. Önümüzdeki haftadan başlayarak inşaata hız kazandırılsın. Ha. Bu arada ilgileniyorsanız otelin yanındaki araziyi de aldım. Size 49 yıllığına kiralayabilirim. İlgileniyoruz. Peki bu ortaklık dağılsaydı bu araziyi ne yapacaktın? Artık buralar mücevher değerinde. İstediğim ortağı 48 saat içinde bulurum. Evet, size kolay gelsin. Bunların üzerinden gözünü ayırma. Tamam. Sözleşmeyi tekrar düzenleyin. İmzaya uğrarım. Tabela hazır mı? Hazır Seymen Bey. İnşaata yollayın. Bir saat sonra orada buluşalım. Tamam ağam. He, şu bağırın korumalarının cebini arasana Bekir. Yürüyüşe çıkmışlardır şimdi onlar. Tam neredeler bir öğrensene bana. Gelin ağam dur yapma. Ay gelin sus. Gelin ağam yapma dur ben çıkarım gelin ağam. Ya tamam sus zevki böyle. Dur gelin ağam. Gelin ağam biz toplarız. Bak Allah korusun bir şey olmasın. Gelin ağam yapma dur. Ya tamam of bir şey olmaz. Siz işinize baksanıza. Ay doğru sizin işiniz benim tabii. İn gelin ağam yapma gözünü seveyim. Gelin ağam Allah aşkına in bak bir şey olacak. Gelin ağam. Gelin ağam ne olur in. Bak ağa da geldi. Ne yapıyorsunuz gelin burada? Gelin ağam gözünü seveyim in. Bahar. Ne yapıyor bu ağacın tepesinde ya? Aa hoş geldin. Aç ağzını bak nefis. Lan buna nasıl izin veriyorsun siz oğlum? Biz çıkalım dedik ama. Çocukları azarlama ben kendim çıktım. Sizin göreviniz ne? Biz söyledik oğlum. İnsene kızım oradan. Delirdin mi sen? E nasıl ineceğim ben? İnemiyorum. Atlayayım mı? Aa hayır hayır. Gidin şu evden bir merdiven bulun. Ya. Tamam. Bas şuraya, şuraya. Nereye? Şuraya bas, şuraya. Ay. Yavaş, yavaş. Bana doğru gel, gel. Bırak şu elindeki elmaları, bırak. At. Nereye? At, aşağı at. Gel. Aa. Dikkat, dikkat. Oh. Kusura bakmayın çocuk. Gülme. Ama çok sinir. Çıkarken çok rahat. Konuşma Bahar. Ya büyütme bu kadar. Tok evin aç kedisi. Sanki elma bulamıyor. Bu elimde olan bir şey değil. Elmaları görünce kendimi kaybettim. Bak korkuttun beni hıçkırık tuttun. O öyle değil. Hıçkırık tutunca korkutursun geçer. Yaman'la ortaklık anlaşmasını imzaladık. Seninki etrafımızda kalmaya kararlı. Bütün şartları yerine getirmiş. Ne aşkmış şu herifin gide ya. Seymen. Bak hıçkırığın kesildi. Kusura bakma annesi. Kimse benim hayatımı hık hık hoplatamaz. Hayrola Kader? Nereye böyle sabah sabah? Sümbül'le azıcık işimiz var. Nereden çıktı? Ne işiniz var? Kıza yorgan takımı işletecekmiş. Bizim köyde iyi bir usta kadın var. Onlara gideceğiz. İyi. Yavaş, yavaş. Yavaş ya.
Neden geldik buraya? Sen dolaş biraz. Ben şu tabelayı astırayım, yemeğe gideriz. Küçük hanımın bir dikili ağacı olsun şu hayatta. Çeyizine koşsun annesi. Şimdilik otelin yönetim kuruluna annesini de alıyoruz. Hayat Hanım'ın çıkarlarını bana karşı korusun diye sonra bakarız. Ay demek artık benim de mahsuzcuktan bir işim var. Ay sizinle çalışmak büyük bir zevk Seymen Bey. Ben Fatma Bahar. Memnun oldum. İnşallah hayırlı uğurlu olsun. Zevzek yürü yürü. Yürü yemek yiyelim. Ay bu pabuçlarla da yemeğe gidilmez ki. Çantamda da yedek topuklu yok, ayaksızlık. Hangi köye doğru çıkıyorlar? Anladım, tamam. Yok, girme arabayla köye. Bir kenarda bırak, yürüyerek çık. Arabalarından bulursun. Kime gittiler beni ara söyle. Ne var bunda be? Kimin evi diye bir çocuğun birine soru verirsin, söyleyiverirler. Hey, ara beni. Ne tarafa gideceğiz Sümbül abla? Köyün çıkışına doğru beyaz bir ev dediler. Hı. Yolla bitişik biriket duvarı varmış. Şöyle git bakalım. Ay yok. Dönelim biz Sümbül. Bu olacak iş değil. Endişelenme artık. Yıllarca için için yiyeceğini. Aman kader, şu ölümlü dünyada. Hah. Şurası galiba. Dur oğlum. Ah Kemal Bey, sen burada ne arıyorsun? Hoş geldiniz, buyurun. Dün tesadüf buraya bizim kahya gelmiş. Senden bahsedildiğini duymuş, gelip bakmış. Burada olduğunu bana o haber verdi. Ben de zorla kaderi aldım geldim. Şimdi ben gidiyorum. Siz oturun konuşun. Ben bir saat sonra gelip seni alırım kader. Ah Ali Bey, ah. Alo, söyle oğlum. Ha yok, evde değilim, çıktım. Biraz işlerim var. Ay bu akşam olması şart mı? Ev tam takır. Bu saatten sonra ne hazırlık yapılır? Ya söyle, alsınlar bir şeyler. Sözleşme imzalandı. Güzel bir davet vermemiz lazım. Fazla kalabalık yok. Uydursunlar bir şeyler. Olmaz anne. Böyle bir kutlama evde aileler arasında olmalı. Lokantada ayıp olur. Hem ne işin var senin, söyle bakalım. Gene ne işler peşindesin? Aa, karışmayın siz benim her işime. Çok oldunuz artık. Allah Allah. Tamam, yaparız bir şeyler. Tamam anneciğim, tamam. Fazla yaramazlık yapma. Ne oluyor gene? Vallahi gene bir şey çeviriyor ama. Hayret, çok bozuldu. Her zaman davet verilsin diye bayılır. Bırak kadını canım, belki bir flörtü var. Annelerin flörtü olmaz Bahar Hanım. Neden Seymen Bey? Sence insanların başka bir insana, sıcaklığa, aşka, karşı cinse olan ihtiyaçları kaç yaşında sona erer? Böyle bir son var mı? Salken neden yaşamlarını yalnız geçirsinler?
Mısır firavunları gibi diri diri eşleriyle mi gömülsünler? Ne yani? Ben ölsem sen hemen flörte mi başlayacaksın? Böyle konuşarak annenin geceleri odasında kendisini ne kadar yalnız hissettiği gerçeğini değiştiremezsin. Ve çocukları olarak ona bencilce ve acımasızca davranarak, onu ayıplayarak, yargılayarak büyük bir yalnızlığa mahkum ediyorsunuz. Biz varız ya deme, aynı şey değil. Sen bu ev için çok tehlikelisin biliyor musun? İnsan aşık olunca herkes kendisi gibi aşık olsun istiyor. Bu kadar müthiş bir duyguyu herkes tatsın, delirsin, abuk sabuk yaşasın istiyor. Herkesin bir seymeni olamaz Bahar Hanım. O öyle kolay değil. Bedavadan bir seymene konmak isteyenler olabiliyor ama. Bu ne demek şimdi? Hiç canım. Ha, annemin deli bir arkadaşı vardı. Çok canlı, çapkın, çılgın bir kadındı, Hale teyze. Aşık erkeklerinizi ortada gezdirmeyin. Aşık erkekler öyle bir ışık yayarlar ki bütün kadınları kendilerine çekerler. Biri kapar, eliniz böğrünüzde kalırsınız derdi. Ben aşık olmadığıma göre tehlike yok. Diyecek bir şey yok o zaman. Sana iyi yolculuklar. Otur biraz. Sümbül Hanım gelsin. Yolda karşılaşırım ben onunla. Yarın pasaportunu yollarım. Gerek yok. O eskisi. Bir ara kaybetmiştim. Yenisini çıkarttım. Sonra eskisini de buldum. Sızdırma işi sökmeyince kadını çağırmış buraya. Geri dönecek parası yok ya. Gelmişken şöyle baş başa güzel bir Kapadokya tatil de yapacaklar herhalde. Vallahi vurur bunu Ali. Nasıl zapt edeceğiz bakalım. Allah Allah. Allah Allah. Siparişler geldi abla. Al şu cebimden para ver, elim yağlı. Çırak gitti abla, yazdılar herhalde. Bu saatten sonra zeytinyağlılar yetişmez ki. Bir gün dolapta duracak ki dolma dolmalığını bulsun. Otelden getirti verselerdi. Ağam bizim dolmayla otelin dolmasını bilmez mi? Ne yapar biz sonra? Biz seni dinleriz artık. Yesinler cıvık cıvık. Ben karışmam. Ne geldiniz kız? Aman geldik işte. Bunun içerisinde hiç durmadım. Ay bunlardan. Hani 3 gün kalacaktınız? Aman aman, burası iyi. Sıkıldım otelde. Daracık oda, of. Gezseydiniz acık abla. Aman gez gez. Bildiğimiz yerler işte. Aman 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 da pek yakışmış yeni gelinlik. Gel bebeğim gel. Memo. Sen de çok yakışıklı olmuşsun. Hadi hadi geçin odanıza. Mis gibi sizi bekliyor hadi. Asya, al şu gelinliği de as güzelce. Kırışmasın hadi. Gelin sonra bir şey içireceğim size. Okunmuş kola var. Kız abla, okunmuş kola olur mu? Okunmuş şerbet oluyor da kola niye olmasın? Sabah hazanine geldiydi. Şerbet yoktu. Bir büyük kola açtım, okuduverdim. Ne oldunuz be? Ay sorma Ali Bey. Kızım bir su getirin.
Yatıştırıcı ilaç falan varsa da verelim. Hadi kızım. Allah'ın itinin peşinden gidersen olacağı budur. Adam takmış peşimizi. Yolda seni bıraktıktan sonra gördüm. Sana bu kadar saygısızlık yapmış bir adamın peşinden hala niye gidiyorsun anne? Sen dur. Ne oldu, bir terbiyesizlik mi yaptı? Yok. Muradınızı erdiniz. Siz parasız pulsuz sokağa atınca o da kadın çağırmış, ne yapsın? Birkaç güne kadar geri dönüyorlarmış. Kına yok. Allah Allah ya. Adam senin canını okuyor. Biz fırça yiyoruz anne. Sende gurur diye bir şey yok mu? Bu işlerde gurur olmaz oğlum. Biraz daha anlayışlı olmaya çalış annene karşı. Tabii babana da. Bak, sen de aile kuracak yaşa geldin. Herhalde gururla kalkanın zararla oturacağını defalarca görmüşsündür. Şu yaşında bile. Size iyi günler. Bir şey yediniz mi? Ay yok. Bir şey yiyecek hal mi kaldı? Sofra kurun kızlar. Ben azıcık uzanacağım. Sağ ol Sümbül. Seni de yordum boşu boşuna. Kusura bakma ne olur. Ne olur kader. Sinirlerine hakim ol. Sana layık bir adam değil o. Üzüldüğüne değmez. Şeytan diyor git gebert şu iti. İyi. Seni de kaybedelim o zaman. Çok iyi olur. Bir de sen hapislere düş. Şu kıza yaptıkları reva mı Sümbül? Olacak şey mi? Böyle şerefsizlik gördün mü sen ya? Haklısın. Adam büyük üçkağıtçı. Ama kader onu seviyor. Aklının alamayacağı kadar seviyor. Ne yapacaksın? Vazgeçemiyor işte. Her seferinde bir şekilde adamı temize çıkarıyor kendi gözünde. Neden? Çünkü yalnız. Tek çaresi Kemal sanıyor. Aman be, istese adam mı yok ona? Yok işte. Kolay mı? Kadınlar için hayat sizin gibi kolay değil. Sanki bizim için kolay. Biz ne yapalım? Biz ne yaptık? Bağrımıza taş basıp oturduk. Biz öyle duymadık. Ne duydun? Aman milletin söylemesi. Ali Bey, Piraye Hanım'ı herkes biliyor. Ona güzel küçük bir otel aldığını da. Yalan. Borç verdim zamanında. Tek başına uğraşıp duruyordu. Borç harç otel elinden gidiyordu. Kira ödeyeceğini alırsın. Kendinin olur sonunda. Yavaş yavaş ödersin dedim. Yemeğe falan gidiyorduk oraya. Yemeklerin üstüne yoktur. Oradan tanışırız. Aa, kim kime iyilik eder bu kadar bu zamanda? Sümbül. Bak vallahi söylüyorum sana, yeminle. Beni ilgilendirmez. Bekar, sağlıklı bir adamsın. Normal. Kadın da güzel, becerikli, hanımefendi bir kadın. Kim karışabilir? Sizin bileceğiniz bir şey. Sen benim kalbimi bilmezsin. Ondan böyle konuşuyorsun. Siz erkekler hep böylesiniz. Kalbiniz başka söyler. Neyse, ben çok geciktim. Çocuklar otel sözleşmesini imzalamışlardır. Evde kutlama yapmak istiyorlar. Saat kaç oldu, daha ne yapıldı, ne edildi haberim yok. Ben kaderi ararım. Sen de üstüne gitme. İlgilen ne olur. Sümbül. Çocuklara söyleyeyim de bir gün biz de gidelim şu Piraye Hanım'ın oteline. Madem yemekleri bu kadar iyiymiş. Yemeklerinin üstüne yokmuş. Ne gülüyorsun gelin hanım? Ne var, beğenemedin mi? Açtım bile anne. Evde döner olacak şey mi iki misafir için? Patlayıncaya kadar yesinler işte. Ne yapalım? Son dakika davet bu kadar olur. Ay ben uzanıyorum. Öldüm bütün gün. Bu ne ya? Ne oluyor? Akşam için pek bir şey yetiştiremedik de. Sümbül anne dönerci getirtivermiş eve. Pratik kadın, bravo valla. Normalde kadınlar yumurta kırar böyle durumlarda. Sümbül anne dönerci getiriyor. Hoş geldin Bekir abi. Hoş bulduk. Aa, bunlar ne? Kuru yemiş, meşrubat, içki filan. Çıkartın hemen. Şimdi gelirler misafirler. Ya ev kurumuş düğünde ya. Sabahtan beri taşı taşı bitmedi. Ne o damat? Zapt edemedim lan kızı iki gün. Ne döndünüz? Aman Bekir abi ya. Yapmadı, huysuzluğu bırakmadı. Evde ev diye tutturdu.
Ne o? Ceviz mi kırıyorsun? Yoldan topladık. Buyur ye. Sen ye. Sana lazım. Bir de bol bol bal ye. Ya dalga geçme Bekir abi ya. Sana bir şey danışacağım ben aslında. Bekir abi şimdi. 15'te bir iyidir. Az değil mi abi? Haftada bir de olabilir. Neymiş o? Memo insan kaç günde bir yıkanır diye soruyor da. O zengi bu uyuşuklara mahsus. Normal bir insan her gün yıkanır. Günde iki kere olsa daha iyi tabii. Ne yaptın sen abla? İnsanda hal mi kalır? İşi gücü bırakmak lazım. Daha bir canlı olursun. İnsanın derisi nefes alır, gıpır gıpır olur. Bak duydun mu ona göre. Ya. Sıcak su var bütün gün. Ne var? 5 dakika düşün alıversin tertemiz. Ye ye yandın sen. Birine sıcak suya bakıversin ya. Sümbül anne banyoya girecek, bir soğuk akıyor diyor. Arzaya geçti galiba. Ama bunlar da sabah akşam çıkmazlar ki banyodan. Tam yemek telaşı zamanı. Bir şey mi kaçırdın? Seymen bu seriyi açtığına göre gerçekten çok büyük bir şey kutluyoruz. Bu şarabın özelliği mi? İç bakalım özelliği ne? Aa, dur bakalım önce ben içeyim. Her zaman bir sürpriz olabilir. Evet içilebilir tamam. Vay canına. Bunu siz mi yaptınız? Hı hı. Evet. Hayat evlerinin mutfağına bir kasa verebiliriz. Özel bir fiyata. Yok yok yok. Kredinin yarısını şaraba yatıramam şimdi. Benim içtiğim en güzel şarap inanılmaz bir şey. Canları isteyince her şeyin en iyisini yaparlar. Evet, şaraplarımız bitmeden kadeh kaldıralım ha. Hayat evlerine. Dünyanın en güzel ve orijinal oteline. Bazen hayaller gerçek olabiliyormuş demek ki. Bir duyuru yapmak istiyorum. Bahar Karadağ otelimizin yönetim kurulunda olmayı kabul ettiler. Vay canına. Hanımefendi bu ne şeref bizim için. Aramıza hoş geldiniz. Hayırlı olsun çocuklar. Sizleri böyle görmek beni ne kadar çok sevindiriyor bilemezsiniz. Tebrikler yine. Herkese teşekkürler. Yarın bir toplantı yapalım da ne işler çeviriyorsunuz bir hesap verin bakalım. Hadi bakalım. Sümbül Hanım'ın dönerine. Herkes yemeğini alsın. Bütün gün uğraşıp bize döner hazırlamış. Sağ ol anne, niye zahmet ettin? Konuşma bakayım sen. Bunu bulduğuna şükret. Ya anne ne zamandır canım istiyordu. Bu da ahyane bir fikir. Oh. Doya doya ye işte. Çok güzel pilav da var. Yönetim kurulunun daha ciddi esaslara göre belirleneceğini sanıyordum. Ortaklarımıza bir ev kadının yönetim kurulunda ne aradığını nasıl anlatacaksın? Bahar kendisi anlatır. Merak etme. Yaman ciddi ol biraz. Otelin isminden haberin var mıydı? İngilizce bir isim konması gerekiyor. Dışarıda pazarlanacak bu otel. Daha ilgi çeker ha? Hadi gel yemek alalım. Bu otel ne zaman bitecek çocuklar? Bir yıl sonra. Ayşe Melek sizin de göreviniz bitti. Yatırımı sağladınız. Ne zaman dönüyorsunuz? Ayşe Melek benim adıma burada işleri yürütecek. Ben çoğunlukla İstanbul'daki işlerle ilgileneceğim. Daha epey burada yani. Vay canına. Buralı oluyorsun demek. Buyurun evet, ama uygun bir ev bakmam gerekiyor. Otelde yaşamaktan nefret ederim. Ne evi canım? Burada dünya kadar yer var. Beğen beğen yerleş. Sağ ol Seymen ama ben evime gelip şöminemi yakıp sabahlığım ve terliğimle kitabımı okumayı çok özledim. Böyle evler bana göre değil. Nasıl evler? Siz her şeyi birlikte yapıyorsunuz. Canım hepimizin ayrı dairesi var. Orada herkes istediği gibi yaşıyor. Israr etme Bahar. Siz de kalmak istemiyor işte. Ayşe Melek'e yarın cici bir ev buluruz. Dekorasyonunda yardımcı olursun değil mi? Yerli şeylere bayılıyor. Bahar sana harika kilimler bulur. Ev buluruz, sorun değil. Biz şu döneri çevirelim, yanmasın.
Yalnız mı yaşayacak burada? Öyle görünüyor. İyi. Bir ay içinde boyunun ölçüsünü alır. Burayı New York sanıyor galiba. Göz kulak olurlar. Bizim misafirimiz olduğunu herkes biliyor. Evet. Her akşam oğlanlardan biri uğrar bir şeye ihtiyacı var mı diye. Dilara. Özellikle Seymen. Aman, mis gibi oldu. Hadi tabaklara dağıtalım. Sen bırak, odana çekil hadi. Bak kocan yattı, yalnız bırakma. Ay tavuk muyum ben abla? Yatılır mı bu saatte? Ona bakarsan gece gündüz uyur. Haberler pek fena. Ne oluyor kız? Şu garı, Ayşe, buraya yerleşiyormuş. Bizim eve mi? Yok, ayrı ev tutacakmış. Bir başına mı? He. Canım ne var? O sen benim gibi değil. Dünyayı parmağında oynatır cinsi. Bir başına oturmaktan mı korkacak? Aman marifet sanki. Böyle kadayıf yapsın da görem ben onu. Ne oluyor dünyayı parmağında oynatıyor da? Bak bu yaşına gelmiş evde kalmış. Gelin hanımın yüzünü görecektin. Boğu verecekti gariyi. Hiç haz etmiyor ondan. Ona ne zararı var ki? Görürsün iki gün sonra ne zararı var. Aa, bana kalırsa hiç ses etmesin diye işe soktu gelin hanımı. İşe mi soktu? He, kurul idaresinde olacakmış. O ne ki? Yönetim kurulu. O derede çocuğun adını koymuşlar zaten. Bak bak, çocuk olunca neler yağacak. Ya erkek olursa? Hayat bey olmaz ki. Kız olacak diyor, başka bir şey demiyor. Anne yedi mi bir şeyler? Yememiş. Tepsiyi çevirmiş kapıdan. Ya ne yapacağız Tamer? Bir doktora mı göstersek acaba? Doktor ne yapacak? Babamı geri mi getirecek? Onun istediği babam. Bir ilacı bir şey vardır herhalde. Öyle olsaydı dünyada aşk acısı çeken kimse kalmaz dayıcığım. Başta sen. Bizi boş ver, biz alıştık. Hem erkekler daha metanetli. Evet, kadınlar bir şey taktı mı takıyor. İstanbul'a götürsek, birkaç gün gezdirsek, belki Sümbül de gider. Çarşıya marşaya çıkıp eğlenirler. Olabilir. Buradan burnunu çıkartması lazım. Sen bu hafta niye gitmedin? Canım sıkkın. Ne oluyor iş? Boş bırakmaya gelir mi? Daha bir hafta sonra dekorasyon başlayacak. Kıza mı bozuldun? Her telefon edişimde, dersteyim, sonra ararım, seni duyamıyorum. Bir sürü numara sabahtan beri. Evlenme teklifi ağır geldi galiba. Hayır desin. Niye bozuk atıyor anlamıyorum ki. Kafası karışmıştır. Acele etme. Üstüne varma. Hem okul bitmeden vermezler onu sana. Aman ya. Onun okumasından ne olacak? Evden kaçmak için gitti İstanbul'a. Sen bu kızı ciddiye almıyorsun Tamer. Bana kalırsa o da bunun farkında. Senden koca olmayacağını anlamıştır. Ne var ya niye? Ne yapacaksın sen bu akşam? Bizim mekana giderim herhalde. Orada ne yapacaksın? Hiç. Çocuklarla gırgır geçeriz. Sonra? Birinin evine gideriz herhalde. Sonra? Turist kızlardan biriyle bir kenara çekileceksin. Bir yatakta sızacaksın. Aman dayı ya. Aman dayısı. Bana anlatma. Biz de geçtik bu yollardan. Ne yapalım yani? Yanımda olsun. Bunlara gerek kalmaz. Kaç gün için? Bilmiyorum. Çok mu önemli? Onunla ilişkimle bunların ne ilgisi var? Bilmediği sürece tabii. Kadın kısmı bilir oğlum. Böyle alnımızda yazar bizim. Bir bakışta bilirler. Ona göre. Seçimini ona göre yapacaksın. Ya da buna ses etmeyecek bir kız bulacaksın. Ben şuna bir bakayım. Boğazımdan geçmiyor ya. Ulan Kemal, seni zamanında gebertmedik. Seymen. Efendim. O kızın buradan gitmesini istiyorum. Seymen. Bunu yarın toplantı yapar kendin söylersin. Demek senin için bu kadar önemli. Bahar, böyle bir sohbete girmek istemiyorum. Ben seninle bu tip epey sohbet ettim ama. Ben başımın çaresine daima baktım. Sana da aynı şeyi tavsiye ederim. Hem ikimizin de aynı deneylerden geçmesine gerek yok. Bu işi halletmek sana düşer.
Ben durup dururken buradan git diyemem herhalde. O zaman bu karın ağrısıyla yaşamayı öğrenirsin. Şirketin kararlarında senin de oy hakkın var. Diğer üyeleri ikna edersin. Çoğunluk git derse kız gider. Demek öyle. Aynen öyle. Ve de sen Ayşe Melek Hanım'a şömineli ev arayacaksın yarın. Sizin toplantının sonucunu beklerim. Gidiyorsa aramam. Toplatma şu çocuğu. Yapma çocuğun yanında. Neden bugünden geldin? Kar fırtınası bekleniyormuş. Annem panik yaptı. Bugünden geldik. Zaten sınavlar da bitti. Okulda bir numara yok. Aa, bu çok komik olmuş. Karnın ne kadar büyüdü yenge, inanamıyorum. Nasıl taşıyorsun? Bavul gibi. 8 aylık oldu. Salih de geldi mi? Geldi. Tek kelime etmeden 3 saattir yoldayız. Ne oldu? Salih Bey'in bir kız arkadaşı var. 3. sınıftan hem de. İki laf ettik diye bana küstü. Yaşlı kadınlara takılıyor ha. İğrenç bir kız. Ukala'nın önde gideni. Ne var? Sen de kendinden büyük ve ukala'nın önde gideni biriyle çıkmıyor musun? Bizimki ciddi değil. Neresi ciddi değil? Oğlan evlenme teklif etti. Aman etti de ne oldu? Evlenmem ben onunla. Asla. Neden? Ölüyordun 3 ay önce. Biraz şey o. Kültürsüz falan yani. Hiç okumuyor. Bir tiyatroya bir filme falan gidelim diyorum. Bin bir bahaneyle vazgeçiyor. Bütün istediği malak gibi bir barda içelim pinekleyelim. Senin kültürüne ayak uyduramaz tabii. Geliyorum. Annem geldi. Biraz önce yoktu. Ben gideyim. Oh be. Aylardır nihayet senin şehirden çıktığını göreceğim ya. Gam yemem artık. Ben kendime kalsa gitmezdim ama tutturdun Ermin işte. Ne yapsın anne? Kadın yalnız kalmış. Birkaç gün destek olursun işte. Hem de Ankara'yı gezip dolaşırsınız. Aman aman. Bu kış günde nesini gezeceğiz Ankara'nın? Ankara kışın çok güzel olur. Bak dediğim bütün yerlere gidin. Üstüne başına da şöyle güzelce bir alışveriş yap. Keyfine bak. Şoförünüz de var. Oo. Oh be. Vallahi vazgeçecek diye ödüm koptu dayı. Dur bakalım. Yarı yoldan dönmesin de. Yok Ahmet tembihli. Dönmeyecek. Vallahi
Kafasına çantayı vurduğu gibi kendi geçer direksiyona, gene döner o. Biraz iyi gibi değil mi dayı? Eskisi kadar içine kapanık değil. İnşallah. Bu Ankara gezisi de iyi gelir ona. Nermin'i aradığımız iyi oldu. İyi akıl ettik. Sen de her gece evde oturmaktan kurtuldun. Vallahi deli eyledik 3 ay. Öf be. Ben gidiyorum. Akşama da yokum. Merhaba, geldin mi? Ya ne diyeceğim, bize gelsene, kimse yok. Annem Ankara'ya gitti. Dayım da kendini sokağa attı, gece gelmeyecek. Tamam. Ben seni çarşının arkasındaki sokaktan alırım. Her zamanki yerden. 2 saat sonra, tamam. Kızlar, bakın buraya. Aman neyse, geldin ya artık. İsterse İstanbul'a kurtlar insin. Aman anne, sanki sokakta yaşıyor. İstanbul'un karından ne olacak? Aa, olur mu? Ben nasıl o karda evden çıkıp taksi bulup okula giderim? Daha benim yaşım ne? Konuşma. Sen benim için hala o merdivenden otura otura inen 6 koca torbalı sarı... Sınavlar nasıl geçti? Very good ablacığım. Başarıyla 1. sömestri atlattık gibi görünüyor. Salih'in durumu nasıl? Nasıl olabilir? Okulun ineği. Adamın ders çalıştığını görmedim ama her sınavda tarih yazıyor. O çocuk başka bir şey. Güzel bir karne hediyesini hak ettiniz. Evet, bebelere birer bisiklet alalım. Aman annesinin kuzusu gelmiş. Gel kız buraya. Öldü annen meraktan. Bilet bulamasaydık özel uçak tutarız demeye başlamıştı. Annem bu. Hava durumu hakkında bir istihbarat almış. Halbuki biz dün kısa kollularla deniz kenarında filan oturduk. Görürsünüz. Bakın bugünlerde haşerat gizlenir. Ağaçların suyu çekilir ve ülker fırtınası başlar. Sonrası artık tufan. Hadi ben bir mutfağa ineyim. Güzel bir kapuska pişireyim sana. Özlemişsindir. Üf anne. Puf böreği yapacağım, puf böreği. Ben yemeğe kadar arkadaşlarla buluşacağım. Bizim kızlar Selenlerin evinde toplanmış. Merak etmeyin. Zeynep, biraz gelsene sen benimle. Hadi. Ne oluyor? Gene ne alt karıştırdı? Bir şey yok. Haftalık olağan fırçasını yiyecek. Hala sürüyor mu Tamer davası? Sürüyor. Ama evlenme teklifi şokunu atlattık. Ya abla. Geçen gidişimde kendim gidip baktım. Şu açıyorum açıyorum dediği kulüp var ya. Moloz yığını. Herifin ilgilendiği falan yok. İstanbul'da takılmak için evdekilere böyle bir numara bulmuş. Sabaha kadar orada burada içiyor. Zeynep'i zapt etmezsek onu da sürükleyecek. Bir gece Amerikalıları dışarıya çıkarttım. Ona rastladım. Beni tanımadı bile. O kadar sarhoştu. Yanında birbirinden tapon kızlar. Bak, görüştüklerinden abimin haberi olacak. Çekecek kızı okuldan alacak. Bu işe bir son verin. Olur canım. Kulağını çekerim, bırakır çocuğu. Ay sanki laf dinliyor. Kulağıma gelmiyor değil. Bu işe son defa söylüyorum, bir son vereceksin. Tekrar tekrar aynı şeyleri konuşmayalım. Senin aklını derslerine vermen lazım. Bak abilerin de işkilleniyor. Bir yere kadar zapt edebilirim. Ona göre. Tamam anne, sadece bir kere oturup kahve içtik. Arkadaşlar da vardı, bir şey yok. Hadi benim gitmem lazım. İyi misin kızım? Yüzün ne kadar solgun. Gel otur bakayım. Yenge? Bir şeyim yok. Ay abla, ne yapıyorsun? Bize seslenseydin ya. Mutfağınızı boş bırakmayın hanımlar. Böyle kaparlar elinizden, işsiz kalırsınız valla. Arada evin hanımları iş yapmazsa o mutfağın bereketi kaçar. Bu taş bana mı? Ay çekilin bir mantı açayım şöyle. Hadi oradan. Sen daha mantının içini hazırlamayı bile bilmezsin. Ben de şöyle minicik minicik kapatılmış nefis bir mantı resmi yaparım, şuraya asarız. Mantı yapamaz ama çok güzel mantı resmi yapar derler hiç olmazsa. Hadi size iyi günler. Nereye Zeynep? Kız arkadaşların bir evde mi toplandılar yine? Evet yenge. Ay abla, baklavalar geldi, alın şunu. Alın alın. Şerbeti kaynadı mı? Döküverin hemen. Aa, Ayşe Meleğin baklavası geldi. Ay neden Ayşe Meleğin baklavası oluyormuş canım? Çocuklar geldi diye yapıldı.
E seviyor diye 10 günde bir yapılıp inşaata yollanıyor ya. Ben Seymen seviyor. İşçilere de arada ikram yapılsın diye yolluyorum. Seymen de seviyor, Ayşe Melek de seviyor. Söylediler ya, ikisi bir oturuşta yarım tepsiyi yemişler geçen gün. İyi, afiyet olsun, yesinler. Sen de biraz yesen iyi olur. Çocuk çöp gibi doğacak. Ben Seymen'e hamileyken kapılardan sığmazdım. E bu kız olacak abla. Ne yapacağız şişko kızı? Çıtı pıtı olsun anası gibi. Ne olacak Asya? Seyhan ağam bir şeyler atıştıram dedi. E her söylediğime terslenerek cevap verirsen konuşmam tabii seninle. İyice manyaklaştın sen. Ben sana ne dedim ki? Bir arkadaşımızla ilişkileri konusunda fikrimizi söyleyemeyeceksek iyi yani. Senin fikirlerini dinlemek istemiyorum. Tamam, o zaman konuşacak bir şey yok. Evet yok. Tamam yok. Yapsana. Hı, olur kuzum yapam. Hadi siz gidin içeride oynayın. Ben getiririm hadi. Şişt Rıza. Babanı özlemedin mi oğlum sen? Yanına niye hiç gitmiyorsun? Götürmüyor mu annen seni? Dışarı ses hadi. Dışarı dedim. Dışarı. Gelin abla. Oğlanın aklına böyle şeyler sokma. Ben Haydar'dan boşanacağım. Ne zaman Dicle? 3 aydır bu şarkıyı dinliyoruz. Aman saçma sapan konuşmayın. Boşanma lafını bir daha duymayacağım Dicle. Haydar birkaç güne kadar eve dönecek zaten. Bu kadar sene nasıl idare ettiyseniz yine edersiniz. O kiralık katille aynı evde çocuk büyütecek değilim. Topasınlar pıllarını pırtılarını, nerede yaşayacaklarsa yaşasınlar. Benim çocuğumun bulunduğu eve o adam girmeyecek. Ben giderim gelin abla, gözünü seveyim. Gözüne bir daha gözükmem. Ama Rıza bu evden gidemez. O bu konağın çocuğu. Burada büyüyecek. Yeter. Kimse hiçbir yere gitmiyor. Çocuk da sen de burada kalacaksınız. Kesin bu abuk sabuk konuşmayı. Öyle mi? Demek abuk sabuk konuşma ha? Bu işi Seymen'le halledeceğiz demek. Ne oluyor bu kıza böyle son günlerde? Her gün bir tatsızlık çıkarır oldu. Geberikten abla doğurunca geçer. Üstüne varmayalım. Açmayacaksan neden cep telefonu taşıyorsun? Zeynep, çıkıyor musun? Evet abi. Bekle seni bırakayım. Ben Bahar. Seymen oralarda mı? Cebi açılmıyor. Öyle mi? Bende var Ayşe Meleğin cebi. Bahar ne oldu? Ne olacak? Seymen Bey'in cebi açılmıyor. İnşaatı arıyorum. Sekreter Ayşe Melek'le beraber çıktılar. İsterseniz onun cebini vereyim diyor. Şarjı falan bitmiştir. Dur sakin ol. Ben bulurum şimdi abimi. Yok gerek yok. Rahatsız etme. Ay. Yenge iyi misin? İyiyim. İyi sordum. Bağırmana gerek yok. Kim bağırıyor Zeynep ya? Kim bağırıyor? Alo. Ayşe. Abim yanında mı? Versene bir dakika. Abi merhaba. Durumlar biraz karıştı da. E telefonun neden açılmıyor? Açılmıyor mu? Bilmem. Ayşe şuna baksana. Bir şey yok. Normal görünüyor. Sessize almışsın. Ne oldu oğlum söylesene. Sessize almışım. Üf, anladım. Ben gelirim şimdi. Fabrikaya gidiyordum sonra giderim. Tamam. Ya bir şu postaneyi arasana, hala kesik otelin telefonları. Amerikalılara bir e-mail atacağız, sabahtan beri debeleniyoruz. Ta fabrikaya gidiyorum bir e-mail için. Eve mi gidiyorsun? Evet. Bahar kendini pek iyi hissetmiyormuş. Bana da ulaşamamış. Biraz durumlar karışık. Seni eve bırakayım. Sen mektubu evde hazırla. Bir tane de bana at. Ben evde okurum. Sonra göndeririz. Metni birlikte oluşturmamız iyi olurdu. Ne oldu? Koskoca Ayşe Melek Hanım bir bozuk atma mektubu yazamıyor mu? Hassas bir konu.
Hangi dozda bozuk atacağız kendi başıma karar veremem. Tamam, ev yaşamı işten önce gelir. Öncelikle kriz geçiren ev hanımları sakinleştirilmeli ki rahatça çalışılabilsin. Yaman saat 9'da komiteyle toplantıya girmeden e-mail elinde olsun isteyen sendin. Saat 2, New York'ta 7. Birazdan aramaya başlar. Oldu. Öf, tamam. Hızla bir taslak hazırlayalım o zaman. Burasıydı değil mi? Sağ ol abi, yemekte görüşürüz. Bir mi iki mi? Tek. Sağ ol. Kaç yıldır evlisiniz? Bilmem, fazla olmadı. Ya da çok uzun yıllar oldu. Ne bileyim işte, ikisinin arası bir şey. İlişkilerin gerçek zamanı ancak bitince anlaşılır. Çünkü o zaman gerçek zaman biter ve tarih başlar. Ben değil. Bir filmde oynatacağı karakteri arayan bir yönetmen söylüyordu bunu. Seymen. Neyse, seni buldum. Çok kötüyüm Seymen. Ne oldu? Ağrı mı var? Yanında kimse var mı? Çık kapıya, dışarı seslen. Hemen geliyorum. Yakındayım. 10 dakika içinde yanında olurum. Ayşe'nin evindesin değil mi? Evet, mail yazmak için geldik. Kıpırdama, hemen geliyorum. Zahmet etme. Ben nerede olduğunu öğrenmek için numara yaptım. Bir şeyim yok, merak etme. Ben hemen geliyorum. Zahmet etme, işini bitir. Ha! Sen yaz ve bana yolla. Bir şey söyleme. Şeye ihtiyacın olursa. Aa! Bahar. Bahar. Nereye gidiyorsun? Bahar, nereye? Ne ağlıyorsun? Ne yapıyorsun çocuğum? Nereye gidiyorsun? Ne oluyor yavrum? Ne var senin? Canım. Kızlar, koşun. Yardım edin.
Koşun kızlar. Ya dur, dur. Dur, dur. Bahar, dur, dur, Bahar. Dur, gel dışarı. Yap Bahar. Bahar, Bahar. Sakin ol. Otur Bahar. Bahar, ne oldu? Nereye gidiyorsun? Bunu Ayşe Hanım'ın evindeki oğlunuza sorun. Ya ne oluyor? Zeynel'i arayın. Doktoru arayın. Kimseyi istemiyorum. İstanbul'a gidip ablamın yanında doğuracağım. Taksi çağırın bana. Aman içeri taşıyalım. Abla, suyu geldi abla. Doğuruyorum. Hadi koşun. Dicle, eve içeri. Ay suyu geldi. Ne yapacağız burada? Komiserler gelse bari. Dur kızım, dur. Dur, sabret. Dur kızım. Bahar.